Hoş geldiniz, hoş geldiniz tarih severler. İmkansız insanlar. Türk Turan dünyamız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Beni şereflendirdiniz. Sizler her zaman benim yüreğimdesiniz. Her zaman yüreğimdesiniz. Cengiz Altın'ı yalnız bırakmadınız. Bırakmadınız. Sizler her zaman yüreğimdesiniz. Benim görevim bu saklanan Türk Turan tarihimizi elinden geldiği kadar çıkartmaktır, sizlere anlatmaktır. Daha önce söylemiştim, bir yayında bahsetmiştim. Benim hayattaki en büyük zenginliğim Türklüğümdür. Turan'ımdır, Atatürk'ümdür, ulu atalarımdır, kök tengrimdir. Geleneklerdir, göreneklerdir, töredir. Unutmayın, aklı, zekayı geliştirenler Turanlardır, Türklerdir. Bunu İngilizler, Amerikalılar, Almanlar, İskoçyalılar, İskoç, İrlandalılar, İtalyanlar, Fransızlar hepsi çıkartmışlardır. Aklı zekayı geliştirenlere verilen isim, Turanlara verilen isim Mavatarlar ve Manaslılar. Bunlar Türk Turan ve bunlara bilim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız demişlerdir. Aklı zekayı geliştiren toplum olan Türk Turanlara Scott Elliot, Elias Negro gibi o büyük bilimciler bunu söylemişlerdir. 18. bölümdeyiz. Gok Magoklar, Yecüc Mecüçler, Tatanlar, yani Tatarlar, yani Türkler, bütün dinlerde geçen düşman toplum. Orijinal kaynak 18. Kitabın ismi Lettre Chinoise, Indien et Tatar. Monsieur Pau tarafından yazılmıştır. Monsieur Pau. 1776. Tatarların, Çinlilerin, Hintlilerin edebi metinleri. Yazan Monsieur Pau, 1776 Londra. Monsieur Suarez, aynı zamanda rahip bu. Monsieur Suarez, öğüt ve tavsiye üzerine 1707 yılında Yahudi kardeşlerini görmek için Kafkasya'ya Gok Magokların ülkesine gitti. Ve burada bulunan 10 Yahudi kabilesinin milattan önce 717 yılında Salmanazar tarafından buralara Gok Magokların ülkesine getirip yerleştirilmişlerdi. Çünkü bunlar akraba olan haklardı. Monsieur Suarez
Ray Suarez buralarda çok mutluydu. Çok mutluydu. Okuyoruz bir kısmı tekrar. Mesut Suarez öğüt ve tavsiye üzerine 1707 yılında Yahudi kardeşlerini görmek için Kafkasya'ya Gok Magoglar'ın ülkesine gitti. Ve burada bulunan 10 Yahudi kabilesinin milattan önce 717 yılında Salmanazar tarafından buralara Gok Magoglar'ın ülkesine yerleştirilmişlerdi. Çünkü bunlar akrabı olan halklardı. Mesut Suarez burada çok mutluydu. Kimmiş Yahudi? Kimmiş Yahudi? Kısadan hisseyi çıkartın arkadaşlar. Kısadan hisseyi çıkartın. İşte öz Tatarlar. İskitliler. Manası derindir. Manası derindir. Mesut Suarez'in yanında papaz Gazani de vardı. Gazani de vardı. Honan kıyılarından geçerlerken bu 10 tane Yahudi boyunun yaşadıkları yerlerde gözlem yapacaklardı. Bunun için kendilerine birer at seçtiler. Ve buradaki beylikleri ziyaret ettiler. God beylerini. Neptali beylerini. Zabulan beylerini. Afşar beylerini, Aşer beylerini ve daha birçok beylikleri ziyaret etmişlerdi. Ve birçok beylikleri ziyaret ettiler. Mesut Suarez'in yanında papaz Gazani de vardı. Honan kıyılarından geçerlerken bu 10 tane Yahudi boyunun yaşadıkları yerlerde gözlem yapacaklardı. Bunun için kendilerine birer at seçtiler ve buradaki beylikleri ziyaret ettiler. Neftali beylerini, Zabulan beylerini, Afşar beylerini, Aşer beylerini ve daha birçok beylikleri ziyaret ettiler. Buralara gelen Yahudi kabilelerin 2500 sene önce buralara nasıl geldiklerini konuştular. Konuştular. Yani bu tarih 1707. Geldiklerini konuştular. Ve buralardaki havraları ziyaret ettiler. Buradaki havraları ziyaret ettiler. Daha önceleri buralara Kardinal Plan de Carpin, Freşör Aselin ve değişik papazların, rahiplerin Papa İnosan tarafından buralara gönderildiklerini biliyoruz. Gönderildiğini biliyoruz yani. Bahsettikleri tarihte arkadaşlar 11. yüzyıl, 12. yüzyıl, 13. yüzyıl. Bunları o zaman Vatikan gönderiyor. Gönderdiklerini biliyoruz. Bu bölgenin ismi Gok Magokların bölgesiydi. Gok Magokların bölgesiydi. Bunlar Tatar soyundan olan halklardı. Ve Tatar hanlıklarını taşıyorlardı. 2500 yıl önce buralara Yahudi kabilelerinin nasıl geldiklerini konuştular. Ve buradaki havraları ziyaret ettiler. Daha önceleri buraları Kardinal Plan de Carpin, Freşör, Aselin ve değişik papazların, rahiplerin Papa İnosan tarafından buralara gönderildiklerini biliyoruz. Buralara gönderildiklerini biliyoruz. Bu bölgenin ismi Gok Magokların bölgesiydi. Bunlar Tatar soyundan olan halklardı. Ve Tatar hanlıklarını taşıyorlardı. Daha önce buralara gelen
keşişlerin belirttiğine göre bu keşişler aynı zamanda elçilik görevini görüyorlardı. Bu keşişler Hazar Dağları'nın eteklerinde dolaşırlarken buralarda Ayman'ın oklarını gördüler. Bu Ayman, Fransa'daki ismi Aymon. Ayman'ın oklarını gördüler. Ve bu oklar Gog Magog'ların oklarıydı. Ve keşişlerin söyledikleri şöyleydi. Kafkaslar, Hazar bölgeleri Gog Magog'ların yerleriydi. Kısmı bir daha okuyalım. Daha önce buralara gelen keşişlerin belirttiğine göre bu keşişler aynı zamanda elçilik görevi görüyorlardı. Bu keşişler Hazar Dağları'nın eteklerinde dolaşırlarken buralarda Ayman'ın oklarını gördüler. Ve bu oklar inceledikten sonra Gog Magog'ların okları olduklarını buldular. Gog Magog'ların oklarını buldular. Ve keşişlerin söyledikleri şöyleydi. Kafkaslar, Hazar bölgeleri Gog Magog'ların yerleriydi. Kitap 1776 yılında basılmıştır. Rahip Suarez'in arkadaş olan diğer rahiple beraber yapmış olduğu Kafkaslara gezintisidir. 1707 yılında. Londra'da basılmıştır. İşte değişik bir başka bir orijinal kaynak. Değil mi ya? Çok zamanım alıyor. Korkunç zamanım alıyor. Araştırmak, işte bulmak. Dediğim gibi çok yorucu. Bayağı yorucu oluyor bazen. Ama şu tatlı bir yorgunluk oluyor yani. Çıkartıyorsunuz ya, sonunda aradığın şeyi bulduğun zaman diyorsun ki tamam diyorsun. Tamam. Buldum diyorsunuz ya. Yani o yorgunluğu bir an önce bulduğunuz zaman, ne aradığınız şeyi bulduğunuz zaman o yorgunluğu unutuyorsunuz ya. Unutuyorsunuz. Ve diyorum ya, çıkartıyorum, çeviriyorum, sizlere anlatıyorum ya. Anlatıyorum. Dedim ya, ben dünyadaki son Türk'üm. Bunları çıkartıp size anlatan, saklanan tarihimizi anlatan son Türk'üm ben. Amacım şudur. Gençler bu bayrağı alsınlar, götürsünler ya. Türk Turan tarihimizi alsınlar, daha yükseklere taşısınlar ya. Çünkü hepsi, bu anlattıklarımın hepsi orijinal kaynaktır. Çoğalalım. Benim gibi yüzlerce insan olsun, binlerce insanımız olsun. Araştırmacı arkadaşlarımız, tarihçi arkadaşlarımız. Çünkü yayınımızı takip eden arkeolog arkadaşlarımız var. Psikolog arkadaşlarımız var. Tarihçi arkadaşlarımız var. Biliyorum işte. Onlardan da rica ediyorum lütfen. Bunlar çok değerli bilgilerdir ya. Bunlar Türk'ün, Turan'ın saklanan tarihidir ya. Tarihidir. Onun için amacımız çoğalmamız, gençlerin bu yolda yürümeleri, gelecek nesillerin bu bilgileri her zaman için ulaşmaları olmazsa olmazımızdır. Yine geldik. 18. bölümün sonuna. Orijinal kaynağımızı açıkladık. Dedim ya, bilmeyen bilsin, duymayan duysun, duyan bilmeyene gidip haber versin. İşte Türk Turan tarihi diyorum. Anlı şanlı Türk Turan tarihimizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Başka bir yayında görüşmek üzere. 19. bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.